Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte uzun zaman sonra Secret Tuvalet Multiverse'e kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bizim Dom Studio ilk defa bu kadar uzun bir video yayınladı. Ben şahsen Dom Studio'nun bu kadar uzun bir video yapmasını pek düşünmüyordum ama adam yaptı ya. Neyse, adamı sorgulamayalım. Neyse, çok fazla uzatmadan videomuza geçelim ve başlayalım efendim. Bang! Ne oluyor oğlum? Glitch tuvalet mi o? Ne bir garip sesler çıkıyor. Bu ne oğlum? 3 harfli tuvalet ama birden fazla kafası var. O zaman 5 kafası var desek ve 3 ile çarparsak 15 harfli tuvalet. Saçma bir mantık. Ve bu eleman niye bu kadar havalı? Adamdaki rahatlığa bak be. O ne lan? Abo! Oğlum bu Titan Teammate hani geçen gün daha da güçleniyor ya. Titan Golokman! Ben şeyi merak ediyorum ya. Titan Spreaker'man nerede? İş ahbap. Aha. Yoksa. Bunlar kim oğlum? Willy Wonka ne alaka? Sen. Gitmek. Şişlemek. Ben anlamak. Üçten geriye saymak. Ne diyorlar bunlar? Ooo, kendi tarzımda halledeceğim dedi. Oğlum ya, bizim Titan Tiven'i çok seviyorum ben ya. Adamın apayrı bir havası var. Oğlum, Willy Wonka çikolata dağıtır, bu adam lav dağıtıyor. Vallahi bizim Titan Tiven'in de var ya, Mike Tyson çıktı. Yeter lan! Şak! Harbiden de kendi tarzıyla halletti. Cidden bunu bu kadar basit bir yolla mı halletti? Ha, Gravity Gun'la yaptı zannetme, eliyle yaptı. Tamam. Geldik asıl boss'umuza. Bu hıyar tohumunun şeyi asitli diyebiliyorum. Ver lan bunu! Şak! Lan! Anlamadım, bir dakika, ona güç verdi, o da o gücü ona mı aktardı? Garip bir şey yaşandı daha demin. Tebrikler beyler, tebrikler. Aha, düzeltti. Eyvallah. Lan! Ne oluyor lan? Astro tuvalet! Zaman donsun! Ana! Zaman donduramıyor. Detainer tuvalet! Değilmiş. Çakma detainer. Bimden almışlar bunu. Vallahi Dafuk'un serisindeki detainer daha cool ve daha böyle ayrı, apayrı bir havası var. Ana! S-400 bu hava savunma sistemi mi çalışıyor? Ne oluyor şu an? Adam daha yok ediyor ya. Bu herif biraz fazla tehlikeli. Aha! Galiba 3. Dünya Savaşı çıktı ama Secret World versiyonu. Şimdi ne yapacağız beyler? Oğlum, dünyayı mı yok edeceksin, ayı mı yok edeceksin, ne yapacaksın? Oha, ulti attı manyak. O zamanı geri alıyor. Zamanı geri alıp şey yaptı, dondurdu. Kesimi var ya. Titan Clockman'ın bu özelliğini de şey yapacak he. Deşifre edecek, yok edecek. Etkilenmeyecek. Şimdi ne yapacak acaba? Ya hepsini yok etmen hiçbir işe yaramaz be aga. Oğlum adam karpuz keser gibi dünyayı kesiyor ya. Ne yapacak buradaki şeyleri? Ha, sadece oradaki şeyi durdurdu. Ne oldu lan? Lan? Yoksa... Bu kim oğlum? He, tamam, bizimkiymiş ya.
Biri beni mi çağırdı? He? O tutuyor burayı. Eğer bırakırsa her şey bozulur. Oğlum sen nereye geldin? Kılıcımın tadına bak. Bu kadar mıydı? He tamam. Ana altın tuvalet. 10 saat önce mi? Wow. Ana. Sikibe tuvaletteki kargo değil mi bu? Hayır, orijinal bedeniymiş. Bu ne? Oha! Süper askerler. Oo, upgrade'liyorlar. Ama biraz değişik yöntemlerle. İlginç. Neden arka taraf Star Wars'tan alınmış gibi duruyordu? Ne yapacak bu şimdi? Omlet mi yiyecek acaba? Aa bu kim? Yoksa babaannesi mi? Kesin 23 Nisan diye harçlık isteyecek. Ana! Real profesör. Ha? Bir dakika, alt yazıları açabiliyor muyum? Evet, açabiliyorum. Peki, Türkçe'ye çevirebilir miyim? Türkiş kebap. Tamam. Şimdi hadi onlarla buluşalım. Komutan bizi görmek mi istiyor, komutan kim? Cimen mi yoksa? Kesin başka biri ama. Aha. Ha! Bu kim lan? Bu eleman kim ya? Her sürekli yeni bir tanesi türüyor. Still using the skibbity language. Sir, with respect, I have no idea what you're talking about. Efendim, neden bahsediyorsunuz anlamıyorum. Oğlum git bir translator kullan la. Pekala, bunu yapmalı işte ve buradayız. Bu kim lan? Merhaba. Alt uzuvlar bu arada tam çalışmıyor. Those were expensive, you know. How long? How long has it been? Söyle gitsin. Ne? Kaç yıl? Actually long enough. Uzun bir süredir yatıyordunuz, uyuyordunuz falan filan. Detayları sonra söylerim falan. Ulan yaşayan tek insansın, onu da hıyarlık için kullanıyorsun. Seems like this clock titan is dominating the entire war. What's the plan to kill him? Öldürme planımız nedir? Lan! And what's the point of your existence? Hey, chill. Sakin ol demem. Seems like at least this baldy guy was trying something in the battlefield. The hell you were doing this whole time? Preparing the final scenario. Son senaryo mu? Anladığım kadarıyla bu eleman yani bilim insanı savaşı bitireceğiz mazereti yani.
Bildiğin yalan söylüyor yani. Savaşı bitireceğiz diyor ama daha büyük bir savaşın başlamasına sebebiyet verecek. Hatta o nükleer bombalar onun için bence şeydi. Vardı. Less than 15 hours. And then, doesn't matter how many titans they have, the war is over. Titan, Titan bir şey dedi ama anlamadım tam. These clocks don't make sense. They're so broken. Oh really? How smart of you. I mean, what kind of an AI can possibly stop time? Well, in the first place, I didn't even think humanity could reach to such a power so that then they could give this power to an AI. Altı zırh tekrardan bir açmaya çalışacağım. Bu eleman biraz fazla sinirli galiba. Maybe the other countries? You are the most advanced country, and yet even we didn't dream of having such a power to control time. You have the right to say so, but why speakers? Anyway. Ney? Ha, son savaş. Bakayım. Ona. Oman lan komutan? Commander. M07. Bir şey diyeyim mi? Bu arada ben de M07'nin normal Dafokun serisinde böyle bir tipe sahip olacağını düşünüyorum. Yani Multiverse of Beatbox'taki gibi normal bir görünüşe sahip olmayacak. Ya böyle sikip bir tuvalet gibi olacak ya böyle yarı ölü bir bedene sahip olacak. Ya da başka bir görünüşe sahip olacak. Ama bak ben böyle düşünüyorum şahsen. Normal bir vücuda sahip olmayacak yani. Böyle yarı garip garip şeylere dönüşmüş olacak yani. Aklımda ufak bir tahmin var. Belki de Dafokun ufak da olsa minik de olsa bir yani 73. bölüm Part 2'ye ait bir şeyi bizim şu Dom Studio'ya vermiş olabilir. Dom Studio'da yeni yapmış olduğu videoyu da buna göre ayarlamış olabilir. Çünkü yapmış olduğumuz Zeynep'de zaten bundan bahsetmiştik. Normal sikip tuvaletlerin pastörünü M07. Ama tabii M07'nin ileride nasıl bir görünüşe sahip olacağını bilmiyorum. Bu yüzden bunu bence sizin fikirlerinizi okuyarak düşüneceğim. O yüzden gençlik şimdilik burada kalalım. Kanalımıza katıl özen arkadaşlarımıza da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de ücretli bir şekilde destek olmak isterseniz abone ol tuşundaki katıl özene herhangi bir üyelik planını alıp o üyelik planının herhangi bir özelliğinden yararlanabilirsiniz bu arada. Neyse tekrar dediğim gibi kendinize iyi bakın. Bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar bir sonraki videoda bunu konuşacağız bu arada bu Main Squid'in meselesini. O yüzden tekrar dediğim gibi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.